Kaynanalar gelinlerinin yaptıkları yemekleri tadacaklar. Ama bilmeden işte ilk kaynana geliyor. Tülay Hanım. Alkışlar Tülay Hanım'a. Tülay. Tülay buraya. Yumruk havaya. Merhaba. Tülay. Heyecanlı mısın? Evet. İşte aynen. Bir numaralı yemeğimiz. Tavuk sanki böyle iyice özleşmemiş böyle. Tatlı bir şeyi var. Hoşuma gitmedi. Yani, ama tabii diğerlerine de bakacağım. Bal biraz fazla mı gelmiş gibi? Ya fazla değil de damak tadıma uymadı bu. Peki pilav? Pilav iyiydi. Evet, evet. Şimdi sıra geldi. İki numaralı yemeğimize. Bu daha güzel. Tavuk nasıl pişmiş? Tam böyle. Peki yani, şey var mı? Kullanılan sosu, özü içine alabilmiş bu. Yani susam ve balı hissettiniz. Evet hissettim ama bunda sadece balı hissettim. Yani bir tatlılık hissettim. Yani ama bunda ikisini eşit hissettim. Yani burada daha fazla tatlı vardı. Evet. Peki nasıl pişmiş pilav? Çok güzel. Evet. Üçe geçiyoruz şimdi efendim. Bunun pilavı da evet şey olmuş ama lapa gibi böyle yumuşak. Bunun da tavuğu iyi, pilavından memnun kalmadım. Bunda pilav birazcık lapa dediniz. Lapa ve bunun da tavuğunda ilk tabaktaki gibi bunda da tatlı ağırlık böyle. Heh, yine yani aynı şeye geldik. Evet bir tatlılık üst şeyde baharattan çok tatlı tadını alıyorum ve bu da hoş olmuyor. Bir de dördü açın bakalım Hülya Hanım. Bildiğiniz ekşi bir tat vardı. Ayol bal kullanılıyor. Ekşi nereden karışmış? Ekşi bir tat var. Yani aşağı pilavda mı var, tavukta mı var? Hayır tavukta var sanki tavukta. Böyle. Tavukta. Evet. Evet şimdi puanlamaya geldi efendim. Baştan mı başlıyoruz? Evet. Siz söyleyin. Ben buradan not edeceğim. Bir numaradan başlıyoruz. Tülay Hanım. Bu tabağa... Bir veriyorum. Tülay Hanım bir numaralı tabağa bir verdi. Şimdi gelsin iki numara. İki numaraya ne vereceksiniz? Biliyorsunuz birden... Dört. Beşe kadar buna dört verdiniz. Evet üç numaralı tabak. Buna da üç puan. Sıra geldi. Beş. Dört numaralı tabağa beş verdiniz. En yüksek puan Tülay Hanım tarafından beş numara verildi. Dört numaralı yarışmacımıza. Bakalım kimin? O zaman Tülay Hanım'dan 3 puan alan gelin. Kaldıralım. Yeşim. Ne diyeyim? Bakalım Tülay Hanım 4 puanı hangi gelinimize vermiş? Tülay Hanım'dan 4 puan alan gelin Aslıhan. Çok şükür ya Rabbim. Bakalım Tülay Hanım 5 en yüksek puanı hangi gelinimize vermiş? Tülay Hanım'dan günün en yüksek puanını alan gelin... Yaren oluyor. İşte bu be. Ay Havva Nur'a kendi gelinine bir verdin ya. Hoşçakalın vallahi gidiyorum yani. Dayanamayacağım yani. Ben demiştim de. Yine şaşmadı lezzet her zamanki gibi. Lezzete puan verdiniz. Nasıl bir veriyorsun ben onu anlamıyorum gerçekten. Yani her şeyi yaptım. Pilavımı yaptım, tavuğumu yaptım güzel bir şekilde.
Neden tavuğu hiç yani? Beğenmedim. Tavuğun tadı hiç güzel değildi. Rengi bile açık. Buradan evet. Bile belli. Hayır, hepsinin rengiyle rengi ilgisi yok. Ben o tabaklarımı yorumu yaparken damak tadını öncelikle veririm. Sonra tabağın görselliği de benim için çok önemlidir. Bitirin. Orada birinci tabaktaki dolduruşla üç tabağınki çok farklı. Damak tadına bakarken gözümün zevkine de bakmak isterim. Tamam, bitti tavuklar mi? Tavuklar küçük ya da büyük, o benim ilgilendirmiyor. Damak tadı, tavuk aldığın zaman tadıyorsun. Siz buraya gelirken buranın konseptini biliyor muydunuz peki? Evet, biliyordum. Tamam, burada tabakları biz doldurmuyoruz. Evet, tavuğu sana bu şekilde doğranacak dediyse bu şekilde doğuracağız. Bak küçük doğramış, görseli tabii ki farklı olacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunda kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Gelinle bir verdikten sonra pilavı bahane ettin sen. Gelini gerçekten beğenmedin zaten, bir saniye. Asla beğenmedim, damak tadıma uymadım dediniz. Ondan sonra gelinize bir herkese 3-4-5 dağıttıktan sonra buraya geliniz bir olduğunu anlaşılınca bunun pilavı az konulmuş. Yarenim bahane türetmeyin. Damak tadıma zaten diyorum bana hitap etmedi diye bir verdim. Gelini ben orada bir şey demiyorum. Gelinseniz... Siz neden beni algılamıyorsunuz? O zaman görseli sonradan bahane etmeyin. Sadece bir tabakta damak tadının dışında da baktığın zaman o tabaktan bir haz almalısın. Şimdiye kadar yemek yerken diyen ilk kişisiniz yani. Buradaki şey her şey eşit şu anda. Bir şey söylemek istiyorum. Bunlar fabrikadan bir robot tarafından yapılmıyor. İster istemez biri ufak olur, biri küçük olabilir. Bunları yani bir makine çıkartmıyor. Bir, ikincisi de şunu merak ediyorum. Siz taban başındayken gülüyordunuz, kahkaha attınız. Gelininizin adı açıklandı. Hiç zerre üzülme yok. Neden üzüleyim? Ölüm mü var ucunda? Bunun yarını da var. Ya konuyla onun hiçbir alakası yok. İnsan geline bir verdiği zaman mutlu olmaz. Belki bakın, ben üzgünlüğümü, pardon. Bitirmek bitirin istiyorum lütfen. Bir verdiğinizde gayet neredeyse Yaren'le burada oynayacaktınız. Gelininize dönüp baktığımda o da gülüyordu. Bu kadar önemsizse niye orada şekillere şu anda taktınız? Bu kadar sinirleniyorsunuz ve sert çıkışıyorsunuz hepimize. Yeşim Hanım, çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Çıkışırsanız ben araya girmek zorundayım. Boş konuştuğunu tekrar söylüyorum. Burada vurgulayarak konuşma, söylüyorum. Konuşma üslubunu bana öğretecek en son kişi sizsiniz. Bence bugüne kadar size kimse öğretmedi, ben öğreteceğim. Benim konuşma üslubumda hiçbir şey yok. En azından karşımda yeni tanıdığım birine neyse, boş konuşuyorsun bırak demem. Ben gelinimin tabağına bir verdikten sonra gülmüşüm. Hı? Ben hayata gülerek bakan bir kadınım. Şu an niye gülüyorsunuz? Tamam mı? Sana gülüyorum, boş konuştuğun için boş biliyorum. Ben söyledikten bana, sonra gülüyorsunuz. Bana gerçeklerle gel, reellerle tamam, gel. Benim gelinim bugün bir almış olabilir. Bu böyle devam edecek diye bir kayda ben var mı? Ben ondan bahsetmiyorum. Sizin yaptığınız yorumlara istinaden ben size olması gerekeni söylüyorum. Bakın ayağım, benim size attığım topu bana atmayın. Bana hayır, farklı şeylerle gelin. Hayır, siz bence dinlemiyorsunuz. Hadi verdin biri. Neden gülüyorsun, geliyorsun burada oynayaraktan? Anlamıyorum, sen herhalde diğerleriyle kendini karıştırdın şu an. Hayır, karıştırmıyorum bugüne ya. Bugüne kadar... Biri verdin, kaldırdın, gülüyorsun. Neden gülüyorum biliyor musun? Hani neden gülüyorum? Yine de yani oynaman, gülmen doğru değil. Bir üzül. Bir niye iki dakika üzül, ondan sonra oyna. Hala hani neden üzüleceğiz? Bana söyler misin? Bitti mi? Son mu yani? Yo, hayır ama ilk günden en azından yani bir şeyler... Dört bari verseydin, bak, üç verseydin. Kaybettin her mağlubiyet sana başarıya getirir. Hiçbir zaman unutma. Bir verdin bu bir ya. Günlük oyu, bir günlük değil. Olabilir. En beğendiğin tabak aslında ikinci tabaktı. Ona dört verdin. Canım öyle istedi. Karıştırdım demiyor da canım istedi. Ya burada laf söylemek için laf söylemeyin. Canım öyle istedi. Aslan sakin ol. Düzgünce bir soru soruyorum. Bir şey söyleyeceğim size. Siz bence buraya böyle kurulu kurulu gelmişsiniz. Ben size de gayet düzgün bir soru soruyorum. Ama bundan sonra sizinle demek ki bu şekilde konuşmak gerekiyor. Bitti mi Aslan Hanım? Bitti. Ben tiyatroda oynamıyorum. Benim görevim yöneticiyim ben, tamam mı? Sizin gibi insanları siz çok yönettim ben. Bunun yöneticiliği, tamam mı? Burada değil. Gelmiyor şeyleriniz, algılarınız. Sizin gibi insanları derken orayı anlayamadım. Genel olarak konuştum. Siz, biz size nasıl saygı göstermeye çalışıyorsak siz de bize göstermek zorundasınız. Üslubu söyleyebilirsiniz, saygı göstermek sizin zorundasınız. Sizin dediğiniz şekilde cevap anladın veriyorum. Anladın mı? Evet. Ben gayet düzgün bir soru sordum. Niye ters deyip cevap siz veriyorsunuz bana? Siz sonunuzu görüyor musunuz? Ben size ne dedim? Otokontrolü. Aynı şu şekilde sordum. Tekrar soruyorum. Tülay teyzeciğim, en beğendiğiniz tabak ikinci tabakta. Ona neden dört verdiniz dedim. Ya dört canım öyle hissedin. Canım öyle bir cevap var mı? Siz öyle söylemiyorsunuz. Siz öyle cevap verirseniz ben de size şey yapacağım. Bana dikkat edeceksin. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen var ya kayınvalidenin öyle bir korkuyorsun ki böylesin yanında ya. Kadın konuşuyor, sen böylesin ya. Asla asla. Bebeğim sana ne senin buyur. Pısırık gelinsin ya. Bırak o yarışsın seni. Yeni sana puanlama yap. Bakar mısın buna ya? Ya senin kaynanan gibi rol mü yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorsun? Çok güzel. Olduğu gibi. Ne yapalım? Olduğu gibi. Görüldüğü gibi. Sizin kaynanan
Çok güzel. Öyle bir güzel izleyip gelmişsin ki falan harikasın. Beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun. Gerçekten. Giyim kuşanla alaka yani.